Merhabalar dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, umarım afiyetlisinizdir dedikten sonra videoma geçiyorum. İki Gözümün Çiçeği yeni bir senaryo çıkarmış. Senaryonun adı Sahte Haberler. Şimdi biliyorsunuz önce senaryoları ben normal modda oynayıp daha sonrasında da zor modda oynayarak geçmeye çalışıyorum. Bu senaryoda yapmamız gereken şey bir yanlış bilgiyi bütün dünyaya yaymak. İşte diyor ki sahte haberler, yanlış bilgi, işte yalan haberler vesaire falan, ne derseniz deyin. İşte dünyayı bu sahte haberlerle ele geçirmeye çalışın. Sahte haberleri yaymak istediğiniz ülkeyi seçin diyor. Ben burada İngiltere'yi seçiyorum. Şimdi burada sahte haberleri yayarken neyle ilgili haber yayacağımızı seçiyoruz. Mesela bilimle mi ilgili? Ondan sonra iklimlerle ilgili mi? Teknoloji mi? Celebrity tam emin olamadım ama şöhret olması lazım sanırım. İşte medikal yalanlar mı? Kurumsal mı? Yani kültürel mi? Politik, tarih vesaire falan. Immigration, bu göç olması lazım. Ya bunlarla ilgili önce haberlerin neyle ilgili olacağına dair bir tema seçiyoruz. Ben burada medikali seçiyorum. İkinci kısımda kimler tarafından başlatıldığını seçeceğiz. Mesela politikacılar, gazeteciler, işte komünistler, işte beyaz yakalı çalışanlar, mavi yakalı çalışanlar. Burada yani tamamen sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Tamamen sizin eğlencenize kalmış bir şey. Mesela kediler, uzaylılar, köpekler, işte Illuminati, kadınlar, erkekler, çocuklar. Ben burada bilim adamları tarafından başlatılan bir yalan haber üreteceğim. Sebebi de can sıkıntısı diyeceğim. Şimdi burada da motivasyon dediği şey dürtü, yani motive eden şey ne? Neden yapıyorlar? Mesela trollemek için mi yapıyorlar? İntikam için mi yapıyorlar? Daha fazla para için mi? İşte can sıkıntısı. Ben mesela can sıkıntısını seçiyorum. Burada da kimi suçlayacaklar? Yani yalan haberlerle beraber yani kimi suçlayacaklar? Kimi odak göstereceğimizle ilgili bir seçim yapmamızı istiyor bizden. Ben burada kimi suçlayacağımla ilgili sanırım politikacıları suçlayabilirim ama şöyle bir tekrardan bakalım. Zaten az evvel hani kim tarafından başlatılan kısmında sunulan seçenekler burada kimi suçlayacaksınız tarafından da tekrardan karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi ben politikacıları suçluyorum. Burada onu birazdan göstereyim. Şimdi biz sahte haberimizin şeyini tamamladık. Nasıl diyeyim? Omurgasını mı diyeyim? İşte manifestosunu tamamladık. İşte medikal ile ilgili olacak. Dürtü, can sıkıntısı bilim adamları tarafından başlanacak. Bilim adamları yapıyor bu yalan haberleri ve politikacıları suçluyor. Şimdi burada growth kısmında bir takım özellikler açarak haberlerin gücünü arttırabiliyoruz. Sahte haberlerin gücünü arttırabiliyoruz. Virality bizim sahte haberlerin yayılma hızını gösteriyor. Ortadaki bu sarı çizgi plausibility, bu da kabul edilebilirlik, mantıklılık oranını gösteriyor. Yani en sağ taraftaki de topluluk diyor ama o topluluğun ne demek olduğunu şu an tam olarak kestiremedim. Şimdi burada decide dedikleri 3 kişi, bu bizim sahte haberimize inananlar. Burada sosyal medyayla ben sahte haberlerin yayılma hızını artırmak istiyorum. Informed dediklerinde şu arkadaşlar, bu sahte haberi görüyor fakat buna inanmıyor yani. Biz bu inanmayanları da oyunun sonuna doğru bu sahte haberlere inanmış hale getirmemiz lazım. Şimdi burada bize dediği şey şu. Diyor ki sen diyor virüs, gerçi bu virüs değil, yayılma gücü diyeyim. Yayılma gücüyle mantıklı
eşit oranda arttır ki bu haberi görenler yanlış bilgiye inansınlar. Şimdi mesela burada diyorlar ki bu fake gate dedik biz, işte sahte kapı. Sahte kapı çok açık bir şekilde yanlış diyorlar. Şimdi bizim bu haberlerin mantıklı olduğunu göstermemiz gerekiyor. Yani bizim burada sarı özellikleri artacak şeylerimizi açmamız gerekiyor. Hani bu hem kısa bakış olsun hem de oyunu görelim diye ben hızlıca geçiyorum. O yüzden hani böyle her şeyi İngilizce çeviri tam olarak yapmıyorum. Mantığını hem oynarken öğrenip bir yandan da anlatmaya çalışıyorum. Mesela burada yine sahte haberlerin yayılma gücünü arttırıyorum. Halay çekerek sınırı geçmişler Edirne'de. Geçerler. Burada yani yayılma hızıyla beraber mantıklılık seviyesini eşit oranda tutmaya çalışıyorum ki bir yerden sonra tahminimce bu informant dediğimiz bilgili kişiler çok artarsa da büyük ihtimalle oyunu kaybedeceğiz gibi düşünüyorum. İngiltere diyor ki sahte haberlerle ilgili çalışmalar başlattı. Sanırım tam orayı okuyamadım ama bize karşı yakın zamanda bir müdahaleye başlayacaklar diye düşünüyorum. Ben burada sahte haberlerimizin etki gücünü artırmaya devam ediyorum. Mantıklılığını artırmaya devam ediyorum ki bu ileride bilgilenmiş olan kişileri de kolayca kandırılmış tarafa çekebilelim. Decide bu arada kandırılmış demek diye hatırlıyorum. Tam emin değilim ama mesela gördüğünüz gibi şimdi bu kandırılma hızı çok daha hızlı bir şekilde artmaya başladı. Buradaki özellikleri mesela slowdown fact checkers diyor. Mesela bu herhalde yalan bilgi araştıranların hızını azaltan bir özellik. Mesela burada arkada altta da çıktı, sağ altta da çıktı. Fact checking diye. Bu %100 olursa oyunu kaybedeceğiz. Az evvel benim açmış olduğum özellikle bunun hızını azaltmış olacağız. Burada ben yine bu araştırılma hızının düşmesini istediğim için o özellikleri açıyorum ve bir yandan da artık zaten bu yalan haberler ortaya çıktığı için çok daha hızlı bir şekilde yayılmaya çalışıyorum. O nedenle de virality özelliğini artıracak özellikleri açıyorum. Community kısmına tam entegre olamadım arkadaşlar. O topluluk kısmına tam entegre olamadım. Onu ben de araştıracağım çünkü çok zor seviyede geçmemiz bu şekilde mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum. Şu an normal modda oynadığımız için çok sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum ama bu özellikleri tamamıyla iyice araştırıp bir sonraki zor seviyede ona göre oynayacağım. Burada yine bu araştırma hızını azaltacak özellikleri açmayı tercih ediyorum ben. Videonun çok uzun olmamasını istediğim için bu İngilizce çevirileri çok fazla yapmadan hızlı bir şekilde geçmeye çalışıyorum. Ama derseniz ki hani bu İngilizce çevirileri de yapar mısın tam olarak ne demek istiyor diye. O şekilde de bir video çekebilirim. Burada açtığım bu özellikle beraber şimdi bizim o en başta belirlemiş olduğumuz manifesto vardı ya onu değiştiriyoruz. Bunu değiştirdiğimiz için de bu sahte haberlerle ilgili araştırma hızı geriye düşüyor. Burada %25 oranında araştırmalar tamamlandı. Burada mesela suçlanan kişi değişti. Mesela önceden politikacıları suçluyorduk. Şimdi artık dünya liderini suçluyoruz. Yani bir nevi kendimizi kamufle etmeye çalışıyoruz. Yani sahte haberler yapıyorduk ya bu haberlerin o ilk ana kemik şeylerini değiştiriyoruz. Böylece adamların yapmış oldukları araştırmalar geriye doğru düşüyor.
Burada yine bu bizim ilk yaymış olduğumuz sahte haberlerin bir miktar şeyini değiştirdik. Nasıl söyleyeyim? Kökenini değiştirdik. Ama bu yaptığımız her harekette arkadaşlar mantıklılığı azaltıyor. Şundan dolayı azaltıyor. Çünkü bu bize ilk inananlar bu ilk sahte haberden inandıkları için bu sefer mantıksız gelmeye başlıyor. Ama belli bir noktadan sonra çok da önemli değil. Çünkü kandırılan popülasyon şu an bilgili olan popülasyonun neredeyse 1,5 katı. Ve bir yerden sonra artık bu kandırılmış olanlar da bilgili olanlara baskı yaptığı için onlar da ona inanıyor. Hani topluluk psikolojisi, herhalde bu topluluk dedikleri bunu kastediyor. Yani topluluk psikolojisi, hani bir şeyi birçok kişi doğru olduğunu söylüyorsa hani o doğrudur diye. Bu arada bizim ilk manifestomuz şu an tamamıyla değişti. Kurumsal yalanlar üzerine motivasyon, politik kazanç. Mesela şimdi burada dünyanın neredeyse yarısını kandırmış durumdayız. Sahte haberlerimize inandırmış durumdayız. Hala ilgili olan yaklaşık 200 milyon, hani bu artıyor. Görüp de inanmayanlar oluyor. Fakat bunlar da yavaş yavaş dediğim gibi o topluluk psikolojisine kapılıp yanlış bilgiye inanacaklar birazdan. İngiltere tamamıyla yanlış bilgi tarafından ele geçirildi. Gördüğünüz gibi artık yani haberleri görüp yanlış bilgiye inanmayanların sayısı da gittikçe azalıyor. Burada zaten artık yani mantıklılık oranını da en son seviyeye çıkarttım. Haberlerin yayılmadığı hala bir takım insanlar olduğu için onlara da haberlerin yayılması adına elimden geleni yapıyorum. Bu şekilde işte sahte kapı dünyayı kandırmış oluyor. Sahte kapı tarafından dünya kandırıldı şu an. Şu an bütün insanlar bizim attığımız yalanların doğru olduğuna inanıyor. Bu şekilde bir senaryoydu arkadaşlar. Güzel bir senaryoydu. Bir yandan oynayıp bir yandan öğrenmeye çalıştığım için birazcık tutukluluk oldu ama sonraki videoda bunu çok zor seviyede oynayıp bir yandan da size kapsamlı bilgi vereceğim. Güzel senaryoydu. Ben oynarken keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bölüm geçmenize umarım yardımcı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. İstatistikleri de gösterdikten sonra videomu sonlandırıyorum. Sağlıcakla kalın.